İnternete ses ver. Yani dijitale, teknolojiye ses ver olarak seçtim konuşma başlığımı. Öncesinde çok kısa biraz daha arka planından bahsetmek istiyorum ki sunduğum programlar ya da müzisyenlerin ötesinde neden bu konularla ilgilendiğimden ve neler yaptığımdan. Yani Birleşmiş Milletler'in 13 yıldır yaklaşık düzenlediği İnternet Yönetişim Forumu'nun 5 yıldır farklı çalıştaylarının organizatörü, kolaylaştırıcısı, konuşmacı olarak farklı panellerde, çalıştaylarda yer aldım. Aynı zamanda 5 yıldır, bu sene 6. yılımız olacak, Türkiye İnternet Gençlik İnternet Yönetişim Forumu'nu koordine ediyorum. Yani teknoloji ve internet benim ilk kullanmaya başladığımdan beri hep ilgimi çeken ve potansiyeline inanılmaz inandığım buluşlardan. Belki çoğumuz için geçerlidir eminim bu. Tek olduğumu, yalnız olduğumu hiç zannetmiyorum. Ve hepimizin bildiği gibi inanılmaz bir hızla değişiyor, gelişiyor, evrimleşiyor. Bizim kullanım alışkanlıklarımız aynı şekilde, aynı hızda değişiyor, gelişiyor ve evrimleşiyor. Özellikle son birkaç aydır global olarak yaşadığımız bu pandemi sürecinde zaten hızlı olan dijitalleşme artık akıl almaz bir hıza ulaştı. En basitinden şu anda üzerinden bu webinarı düzenlediğimiz Zoom video konferans uygulaması pandemi öncesi 10 milyon kişi tarafından kullanılırken pandemi sonrası 2-3 ayda 200 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu birçok farklı teknolojik dijital uygulama için, internet bazlı uygulama için geçerli ama bu çarpıcı rakam kullanım alışkanlıklarımızın ne kadar hızlı değişebildiği ve bunun nelere etki edebildiğine dair bize kısa bir fikir verecektir. Ben farklı rakamlar vermek istiyorum dünyadan ve Türkiye'den. Çünkü neden internete ses ver diyorum, neden teknolojiye, neden dijitale ses ver diyorum. Çünkü bizim sesimizi özellikle son zamanlarda bize zaten ses veren, iletişimi demokratize eden, hiyerarşisini, geleneksel medya tüketim hiyerarşisini bozan, bilgiye erişimimizi kökten değiştiren bu teknolojileri özellikle ülkemizde, Türkiye'de çok, yani 22 farklı, şimdi Türkiye'nin, ama dünyanın 22 en büyük majör ekonomisi üzerinde yapılmış 2 senelik bir araştırma var. 2018 yılında yapılmış. Bu 22 büyük ekonomi arasında Türkiye'de var. Ve bana şaşırtıcı gelen bir şekilde Türkiye tüm bu ülkelerden, yani 21 diğer büyük ekonomi sahibi ülkelerden %5 daha fazla dijital medya kullanıyor ve tüketiyor. Oyun konsolları dışında en çok mobil, masaüstü ve benzeri cihazlar Türkiye'de kullanılıyor. Bakın tekrarlıyorum, dünyadaki 22 en büyük ekonomi arasında Türkiye çoğu alanda dijital medya tüketiminde hem ekipman anlamında hem de medyanın kendisini tüketmek anlamında diğer ülkelerden hep bir adım önde gidiyor. Peki bu kadar severek, isteyerek tükettiğimiz, hevesli bir şekilde tükettiğimiz dijital teknolojiler hakkında, internet hakkında nasıl yönetildiği ve hayatımızı nasıl etkilediği hakkında yeterince düşünüyor muyuz? Çünkü bunları düşünmemek, bunların üstünde durmamak şu anda hemen etkisini göremeyeceğimiz ama kısa ve orta ve uzun vadede hayatımızın aklınıza gelebilecek her yönünü kökten etkileyecek sonuçlara yol açıyor. İster özel hayat olsun, ekonomik durumumuz olsun, politik durumları olsun, sosyal hayatımız olsun ve tabii ki iş hayatımız olsun veya çalışan için öğrenim hayatı da olabilir. Giderek artan bir hızla bu teknolojilerden yararlandığımız için hem nasıl tükettiğimizi hem de bu teknolojilerin kimler tarafından nasıl üretildiğini konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Çoğunuzun bildiği gibi dünyanın en fazla kâr eden en büyük teknoloji şirketlerinin çok büyük bir çoğunluğu Amerika menşeli. Amerika'da kurulmuş, çok uluslu olsalar bile merkezleri, headquarterları Amerika'da olan şirketler. Amerika'da olmasının ötesinde çalışanların oranlarına baktığınızda, demografik değerlerine baktığınızda, cinsiyet anlamında, ırk anlamında, yaş anlamında farklı kıstaslar aldığınızda teknolojiyi yaratanlar ve teknolojiyle ilgili kararlar verenler, karar mercindeki insanların ağırlıklı olarak beyaz ırk mensubu, biyolojik olarak erkek ve kuzey yarım küre, yani kuzey yarım küre dediğimde işte Amerika, Kanada ve Avrupa ülkelerinden olduğunu görüyoruz. Bu yani Amerika için de geçerli ve bu bahsettiğim şirketler hangileri, çok kısaca örnek vermek gerekirse, yani Zoom'dan tutun,
Apple'a, Alphabet Inc., Google diye bildiğimiz tüm ürünlerin ve şirketin ebeveyn şirketi olan Alphabet Inc., Amazon vesaire ve diğerleri, Facebook. Bunların karar verici ve karar verici mercilerinde ve teknolojinin üretildiği, tasarlandığı, bizim her kullandığımızda okumadan geçip tamam kabul ediyorum dediğimiz gizlilik şartlarından tutun, kullanım politikaları ve komünite kuralları. Yani bizim nerede neyi ne kadar paylaşabileceğimize karar veren, neyin uygun, neyin uygun olmadığına karar veren. Belki şu anda bu şirketler devletlerden dahi güçlü durumdalar. Bizim sesimizi nasıl kullanacağımızla, kendimizi kimlere, hangi platformlarda nasıl yansıtıp sunabileceğimizle alakalı. Bu hem bireysel bazda geçerli hem de kitlesel anlamda geçerli. Google hemşire yazdığınız zaman, İngilizce ya da Türkçe önemli değil, ve görsellere tıkladığınız zaman genelde Google size kadın görselleri veriyor. Hemşire ve kadın. Mühendis yazıp aradığınız zaman veya doktor yazıp aradığınız zaman görsellerde erkek imajları çıkıyor. Dilin ne kadar önemli olduğu, düşüncelerimizi, kültürümüzü, sosyal yaşamımızı şekillendirdiği zaten bilinen bir gerçek. Arama motoru gibi sürekli hepimizin hem iş için hem özel hayat için her şeyde kullandığımız ve belki geri geldiğinde en yakın arkadaşımıza bile danışamadığımız şeyleri sorduğumuz arama motorlarının bize verdiği sonuçlar, bir filtrelendirip karşımıza çıkardığı bilgiler, görseller ve dijital medya, bu bahsettiğim sınırlı grup tarafından karar veriliyor. Algoritmalar, kodlar ve kullanım politikaları çoğunlukla beyaz erkekler tarafından yazılıyor. Yani burada bahsetmek istediğim şey belli bir kötü niyet, bir komplo teorisi vesaire gibi bir şey yok. Doğal olarak ben de mesela şu an bir teknoloji şirketinde çalışıyor olsam kendi perspektifimden nedir bu? Yarı Türk, yarı Amerikalı, genç, heteroseksüel bir kadın. Bu perspektiften bakabileceğim. Ama karar verilen odalarda ve kullandığımız, tükettiğimiz teknolojilerin üretildiği odalarda böyle bir temsiliyet olmadığında doğal olarak üretilen ürünler ve bunların nasıl kullanılacağı da çok kısıtlı bir kitlenin doğruları, yanlışları ve bakış açıları tarafından şekillendirilmiş oluyor. Bununla ilgili Amerika'da ve global olarak araştırmalar yapan birçok bağımsız, kar amacı gütmeyen kuruluş var. Bunlardan biri de Ascend Vakfı. Ve 2007 ve 2015 arasında yaptıkları araştırmalara göre Asyalıların, hani bir şey stereotipi vardır, teknoloji şirketinde genelde Asyalılar çalışır çünkü kafaları çalışır vesaire gibi biraz ırkçı, biraz fazlaca genellemeci yaklaşımlar vardır. Ama rakamlar bunu göstermiyor. Mesela Asyalıların Amerika'nın en büyük 8 teknoloji şirketinde işe alınma oranları incelenmiş. En yüksek Asyalılar işe alınıyor. Ama terfi oranları en düşük yine Asyalılarda. Yani kapıdan girmek kolay, yükselmek zor. Neye dönüyoruz yine? Karar verici mercilere, yani karar verici tepe noktalara çıkıldıkça temsiliyet bu tarz şeyler yüzünden azalıyor. Cinsiyetten bahsetmişken, özellikle son yıllarda birçok araştırma ve farkındalık kampanyası ve politika değişiklikleri yapılıyor ve bu gelişmeleri izlemek çok güzel. Ama sandığım, benim en azından bu rakamlara bakmadan önce sandığımın aksine, cinsiyetten ziyade ırk daha belirleyici bir faktör olarak belirlenmiş. Teknoloji şirketlerine başvurulurken, işe alınırken, terfi alırken ve genel olarak aldığınız maaş oranıyla alakalı eşitsizlikler var. Yani belki düşünmemiz gereken şey, şimdi ırk dendiğinde ve Amerika'dan bahsedildiğinde, tabii ki Amerika çok kozmopolit ve çok kültürlü, çok uluslu bir ülke. Ama bunu sadece biraz bakış açımızı genişletmemizi rica ediyorum ve sadece Afrika Amerikalılar, işte Asyalılar ya da işte Silikon Vadisi'nde ırka göre işe alınıyorsa birileri bizi ne ilgilendirir gibi bir noktadan bakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü azınlık dediğimiz zaman sonuçta Amerika'da da yaşayan milyonlarca Türk var. Bunların bazıları teknoloji sektöründe çalışıyor ve onlar da azınlık sayılıyorlar. Çünkü az önce bahsettiğim o büyük gruba dahil değiller. Beyaz ırk, Kuzey Avrupa, ama Kuzey yarım küre ve erkek olma. Yani teknolojinin nasıl şekillendirileceğini, nasıl geliştireceğini, nasıl evrimleneceğini ve nasıl kullanılacağını karar vermenin öneminin farkına varıp yine de bu temsiliyeti arttırmak istediğinizde de karşılaşacağınız çok net bariyerler var. Dediğim gibi işe alınmakla alakalı, terfi almakla alakalı ve kazanacağınız paraya kadar.
teknik rollerde ve mesela şeye de bakmak yeterli değil bu rakamlarda. Mesela Facebook her sene açıklıyor. Ne kadar transparan olduğu tartışılır, ne kadar şeffaf olduğu tartışılır ama her sene şeyi açıklıyor. İşte bu kadar kişi işe aldık, bu kadarı kadın, bu kadarı erkek, bu kadarı azınlık, bu kadarı Hispanik, bu kadarı Afrikalı Amerikalı siyahi ve benzeri. Ama bu rakamlar bazen aldatıcı olabiliyor. Çünkü bu kadar büyük, on binlerce insanın çalıştığı şirketlerde işe alınmak demek, az önce bahsettiğim karar verici mercide olduğunuz anlamına gelmiyor. İşe alınmak demek etkin olabileceğiniz bir rolde yeterince iyi çalışırsanız o terfiyi alacağınız anlamına gelmiyor. O yüzden bakmamız gereken rakamlar ve temsiliyet karar verici mercilerde ne kadar azınlık ve çeşitlilik ve hem cinsiyet anlamında hem etnik köken anlamında dil, din, ırk, cinsel yönelim hepsi anlamında bir çeşitlilik var mı yok mu diye ilk bakacağımız yer bir teknik roller deniyor buna. Teknik pozisyonlar yani bu ürünlerin üretildiği, kodların yazıldığı odalar birincisi. İkincisi de CEO level'ı, C-level dediğimiz seviye. O yüzden işe alınma şeylerine bakmamız yeterli değil. Bu ne gibi görünmez bariyerler var ve bunlar ilerleyen süreçlerde hayatımızı nasıl etkiliyor? Tekrar tekrar düşünmemiz gereken şey çünkü internet bize bu sesi veriyor. Ancak kimin nasıl ürettiğini ve nasıl kullanmamızı dikte ettirdiğini sorgulamadığımız sürece ve tüketiciden sadece tüketici olmaktan üretici olmaya geçişe daha fazla önem değer vermeye başlamadığımız sürece tüketici olmaya ve tümüyle başkalarının bize dayattığı kurallarla hayatımızı yaşayıp şekillendirmeye mahkumuz gibi görünüyor. Benim bu konuyu seçmemin öncelikli sebebi buydu. Çünkü dediğim gibi internetin, dijital teknolojilerin dönüştürücü gücüne ve potansiyeline gerçekten yürekten inanan ve bununla ilgili farklı çalışmalar yapan bir insanım. Ama günün sonunda bunlardan bahsetmek yeterli değil. Bazı görünür ve görünmez bariyerlere odaklanmamız ve aynı zamanda kullanıcısı ve tüketicisi olduğumuz ürünlerin kimler tarafından nasıl üretildiğini ve nasıl kurallar konulduğunu takip etmemiz gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Bununla ilgili farklı aktivitelerde bulunan STK'lar var. Hem global düzeyde hem Türkiye'de. Buna dijital kapasite deniyor ve dijital kapasitenin alanınız ne olursa olsun, eğer bunu dinleyen bir öğrenciyseniz, ister bilgisayar mühendisliği okuyor olun, ister hukuk okuyor olun, ister sosyoloji okuyor olun. Aklınızda hangisi veya felsefe. Bir çalışansanız, teknoloji şirketinde çalışmanıza gerek yok bunun için. Yani ya da dediğim gibi öğrenciyseniz teknolojiyle ilgili bir bölüm okuyor olmanıza gerek yok. Çünkü çağımızın doğası ki giderek böyle olacak, her şey daha interdisipliner olmaya başladı. O yüzden mesela bir hukuk öğrencisinin teknolojiden en azından belli bir ölçüye kadar anlaması gerekiyor. Çünkü giderek daha fazla hukuk ve teknoloji iç içe geçmeye başladı. Hani bu sadece herhangi bir örnek. Bu interdisiplinerlikte aynı zamanda yani bu temsiliyeti karar verici mercilerde, teknoloji şirketlerindeki temsiliyeti de mutlaka gündemimizde tutmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü bize ses veren internetin geleceği tam olarak buna bağlı ve günün sonunda tüketicisi olduğumuz şeyin üreticisi olmamız da mümkün. Sadece bir belli bir farkındalık ve birden fazla faktörü göz önünde bulundurarak almamız gereken kararlar ve ilgi alanları olduğunu düşünüyorum. İnternete ses ver, dijitale ses ver, teknolojiye ses ver derken tekrar dediğim gibi üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz, kim hangi odalarda ne kadar temsil ediliyor, bunu her zaman aklımızda bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum ve son olarak yine cinsiyetle alakalı bir iki veri paylaşarak bitirmek istiyorum. 2019'da Birleşmiş Milletler'in Equals diye bir girişimi var global düzeyde. Onların yaptığı araştırmada dünyadaki bilgisayar kullanımının %53'ü erkek, bilgisayar kullanan tüm insanlar arasında %53'ü erkek, %36'sı yalnızca kadındı. İnternet kullanımındaysa ise %73 erkek, %57 kadındı. Burada %1'lik fark bile bizim için çok önemli. O yüzden bahsettiğim teknoloji üretme noktası ya da bu odalara girme noktasının ötesinde kullanıcı olarak da eşitliği sağlamamız gerekiyor.
dil, din, ırk, cinsiyet ve benzer şeyleri ayırt etmeden. Çünkü internet yaşamdır ve internet herkes için.